Merhaba arkadaşlar, Aydın Didim Hisar Mahallesi ile Mavişehir'in kesiştiği yerdeyiz. Bu evin fiyatı 2 milyon 500 bin Türk lirası. Denize 680 metre yakındır. Yakın olduğu deniz halk plajıdır, havuzludur. Havuzu da göstereceğiz. Denize 680 metre yakınlıkta Hisar Mahallesi ile Mavişehir'in kesiştiği bir konumda yakın olduğu deniz halk plajıdır. 5 artı 1 havuzlu köşe başı bir evdir. Ronay'ın elinde kamera var. Biz de evi özetlemeye çalışacağız. Evet. Sevgili Bilal abi, Münise abla, siz çok vefalı insanlarsınız. Size selam olsun. Trabzonlu abi, sana da selam olsun. Önder abi, zaten sen baş tacısın. Sevgili toprağım Karakoçanlı Ali abi, senin tişörtün bana çok yakışmış. Vallahi bir daha isterim. Bu sayılmadı. Gülişan abla, Sivas Divriğine de selam olsun. Sevgili arkadaşlar, evimiz bu. Evimiz bu. Vallahi bir teyze de bize bakıyor. Böyle Cumhuriyet savcıları gibi. Adamın evinde alarım var. Biz geçince siren çalıyor Ronay. Ronay düşme, arkanda taş maş kersek mersek olur. Sonra böyle bir de durakla, ev bu arkadaşlar. Havuzu da göstereceğiz. Ronay da profesyonel kameracı. Taş duvarları görüyorsunuz, taş duvarlar yordu beni, demek adam tutuklu zindanlarda, taş duvarlar yordu beni demiş. Allah kimseyi böyle haksız yere zindanlara koymasın, çok böyle haksız yere koymuş ki adam dertlerden demiş, taş duvarlar yordu beni. Evet arkadaşlar, evimiz bu. Bu ev yeni, sıfır iskana alınmış. 5 artı 1, 2 milyon 500 bin TL. Aydın Didim'de Hisar Mahallesi ile Mavişehir'in kesiştiği yerde, denize 680 metre yakınlıkta iskana alınmış dedik. Daha ne dedik? Köşe başlıdır. Ancak arsa tek arsadır. Yani bu evin 1 bölü 2'si başka eve, 1 bölü 2'si bu eve değil. Arsa bu evin, ev arsanındır. Ancak parselasyon yapılınca bazı arsalar dört tarafa açık. Bu bitişik nizam arsadır. Onu da söyledik. Sevgili arkadaşlar, %40 imarlı biraz alanı kullanmışlar. Arsası 250 metre. Biraz geri, burayı da göster Ronay. Eve girmeden önce bu girişi, bu bitkileri yapmışlar. Bu bitkiler, tamam Ronay, kapı bir şey olmaz, kurban oldum. Bu bitkiler ağaçlarda büyümüş, 2 milyon 500'den muhtemelen biraz pazarlık var. Ve barbekü bu tarafta, köşe başı bu tarafı yol, o tarafı zeytinlik. Şu anda zeytinlik 5 yıl 10 yıl ne zaman arsa olursa bilmiyorum ama böyle kedi, tavuk, cülok, alok ne beslerseniz, yani hindi beslerseniz, tavuk beslerseniz, yani tavşan beslerseniz, bu alanda öyle bir hobiniz varsa onu da yaparsınız. Zeytinliktir şu anda vasfı, zaten bu zeytinlik de ev sahibinin, size sürmüş olduğum ev sahibinin zeytinliği. Evet, artık nasıl, zilliyet mi diyorlar ne diyorlarsa, şimdi ekip biçiyor. Sevgili arkadaşlar, burası da nedir? Burası peyzajlı alan, bitkilerde böyle sarı sarı bitkiler de çıkmış. Yerler granit, üst yanaklarında da kırmızı kuşak mermer yapmışlar. Şimdi buradan çıkıp havuz alanına doğru gidiyoruz. Ve havuz alanı burası. Ronay canım benim. Evet. Valla Ronay can bugün dedim Altınkum Spor'da futbolcudur arkadaşlar. O gelmedi. Maçı varmış. Biz de izlemeye gideriz canı. Can kaliteli bir futbolcu. O yüzden maça gitmiş yok. Ronay bugün yedekler arasında devralmış. Evet. Burası da böyle. Ola. Pişt pişt. Buradan da suya atlanıyor. Havuz taşımalı sistem. Denize 680 metre yakınlıkta. Bu güneş kırıcılar da böyle cafcaflı oluyor. Değil mi Ronay? Güneş kırıcılar havuz alanında. Güzel köşe başı dedik. 3 basamakla aşağı iniliyor. Sevgili toprağım Ali abi, sana selamlar. Gülişan abla, Sivas Divriye'de selamlar. Ve bu tarafı gösterdik. Dersimli abi demiş, gözünü kapat, Kamer Genç konuşuyor. Birçok kişi sesimi rahmetli Kamer Genç'e benzetiyor. Ben de onur oluyorum, mutlu oluyorum. Öyle bir insana benzetilmek benim için şereftir. Sevgili, değerli, rahmetli Kamer Genç abimiz. Evet, Türkiye'nin her kesiminden seviliyor bu adam. Geçenlerde bir abi beni aradı, doktormuş mecliste, büyük bir adam, kravatlı. Böyle acayip bir adam. Gerçi sonra tartıştık biraz da. Yani ben de işte dedim, işte Kamer Genç'i seviyor falan. Ben de seviyorum dedim. Dedim ya valla acaba o da seviyormuş. Neyse, herkes seviyormuş. Sevgili arkadaşlar,
burası koridor. Koridorumuz eve girmeden önce, Ronay biraz ağır dursana. Eve girmeden önce ben hemen, burası salon, burası mutfak, burada bir banyo var. Eve girmeden önce bir koridor yaratılmış. Burada da portmanto var. Ve gel salonu gösterelim, sonra banyoyu gösterelim. İnsanlar salonu daha çok önemsiyorlar. Sevgili Ronay, geç oraya. Geç oraya, salonu özetle. Salonu özetle, 2 milyon 500 bin TL'lik ev. Kolay kolay değil. Birkaç dönem Türkiye'de mevlusluk yapan, vekillik yapan bir insan, eğer bir şey varsa o kadar ayakta durmaz. O değerler ayrıdır. Ülkeye hizmet eden kim olursa hepsi de bizim için değerlidir. Ronay, biraz daha geri git. Salon oldukça büyük arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, gelin bakın. Bu bölgede acaba böyle evler var mı? Birçoğu satılmış. Fiyatlar da sizi yanıltmasın. Bir su birikintisi olmuş bu. Vehbi, niye öyle yapıyorsun, sen evine bakıyorsun? Burada da iki panel kapı var. Bakın, biri tam, biri yarım. Eve merhaba demiştik. Merhaba ev demiştik. Ve şimdi mutfağa merhaba diyoruz. Hanımefendiler, ablaların mekanı. Evet. Ronay, mutfak güzel. Beğeniyor musun Ronay? Ayrı mutfak. Bulgur kokusu gelmez. Sarma dolma hiç sevmiyorum. Benim en sevmediğim yemek, yiyemiyorum. Yani hep yemekler baş tacı. Ama ben dolma hiç sevmiyorum. Bir de makarna hiç. Ben yine kırmızı et seviyorum. Burası buzdolabı. Burası böyle kapaklar. Burası bulaşık. Burası da ocak, değil mi Ronay? Fırın yeri, fırın yeri de başka yere koysunlar. Ve fırın da bunun üstüne koysunlar. Geç, böyle U harfi yapmışlar. U harfi. Evet. Benim sesim de Kamer Genç'e benziyormuş. Ne güzel. Seninki kime benziyor Ronay? Seninki de... Bu da portmanto. Burası da banyo 1. Banyo 1, duşakabin, Hilton dolap. Evet, bu da güzel. Trabzonlu abi, sen de yarın Kuşadası'na bekliyoruz. Kuşadası soğuyacak. Güzel Çamlı, Davutlar. Yavala Kuşadası, ben elek yapmışım. Aslında bir tane daha benden olsaydı Türkiye'yi ben karıştıracaktım. Her tarafa girip gelecektim. O yüzden çok para kazanmıyorum. Ben onu da söyleyeyim. Size söyleyeyim. Vallahi ben kredilerimi zor ediyorum. Ben onu da söyleyeyim size. Marda kadar kredilerim var. Eski borçlar. Çok ağırlık yaptık. Kumarcının sonu çıraçıdır. Kumarcının sonu çıraçıdır demişler. Bu da birinci oda. Neden kumarcının sonu çıraçıdır? Eskiden çıra var ya, elektrik yok, gaz lambası falan, işte çıra. Kumarcı oynuyor. Sonunda para bitince, para yok diye oynasın. Bu sefer diğer kumarcılara çıra tutuyor. Yani ışık tutuyor, onlar oynasın. O da bedava bir çay içsin. Benim öyle kumar mumar işim olmadı ama kimseye de çıra tutmuyorum. İçimden geldi. Kumarcı abiler varsa dikkat edin, çıra tutarsınız. Burası da birinci oda. Çıracı olmayın. Yani evet, burası da böyle. Bu nedir bunun adı? Korkuyorum artık, bir kendimce bir şey diyorum. Biri diyor ki, ha ya Vastas, ismi ne olursa olsun, ben bir isim takıyorum, bilmiyorum. Ha, bu böyle açılıyor, Vastas derim, aşma kapama derim. Şimdi ben bir yanlış bir şey söylüyorum. Böyle gençler var bazıları, gerçi bizim gençler çok efendi de, ha bu ne biçim alay ediyorlar. O yüzden valla neyse odur işte. Yani ona süslü isimler koyamam. Ronay, burayı iyice özetle Ronay. Arkadaşlar, bu evin en güzel yeri bence bu. Bir de üstte bir teras var. Aha, yerler ahşap desenli granitler. Birinci odamızı gösterdik. Akıllı ev. Panjurları güzel. Kapılar panel kapı. Oda biri gösterdik. Bu banyoyla koridorda gösterelim. Kurban olduğum Ronay. Evet. Milletin kafası şeye çalışıyor, şeytana. Şimdi ben dün aklıma bir baktım, bu kimyada sülfürik asit var. Ben kimya dersini hiç sevmezdim. Ben güzel edebiyat yapardım, tarihi çok severdim, coğrafyayı çok severdim. Bu banyo 2. Ya bir baktım, ben sülfürik asit Hasan 2, Salak Osman 4 biliyorum. Neden? Çünkü içinde böyle puşluk olunca aklımda gitmiyormuş. Ya sülfürik asit, yani H2H2O4 diyor ya, kimyacı hoca da diyor ki bunlar
Öyle deyince aklımızda gitmesin. Ya dedim bak bir sürü formül var, element, hiçbirini bilmiyorum. Abu Hasan 2, Salak Osman 4 sülfürik asiti biliyormuşum. Aklımda gitmiyor. Dolayısıyla biz insan olarak bilmiyorum nasılız. Evet, döndük bu ikinci oda ve burası ne? Burası da giyinme kabini, giyinme yeri, giyinme bir şey. Neden öyle dedim örneği? Yani doğru olan neyse birdir doğru, iki, üç tane doğru yok. O yüzden ufak bir yeme yaptık mı yanlış olabilir. Sonradan öğrendim ben Türkçeyi, güzel Türkçemiz, güzel Türkçemiz. Ondan sonra kardeşim hemen diyor, aha sen böyle dedin. Ne yapayım yani, sen de süslü laf oturuyorsun saat 12'de kalkıyorsun. Ne anneye faydan var, ne babaya, ne topluma, ne millete, durmadan devlete diyorsun bu ne oldu. İşte güzel, çok güzel şeyin olsa ne olur, süslü kelimeler. Burası üçüncü oda oldu değil mi Rolay? Evet. Ve üçüncü oda ile az önce gösterdiğimiz odada bu balkonu paylaşıyor. Çok gelme, oradan göstermen yeter. Evet, panjurlarımız da var. Sevgili Ronay, şimdi biz nereye gidiyoruz? Çatı katına. Three floor. Öyle şeyler olmuş ki her şey yabancı dillerden dilimize girmiş. Mesela duplex, du, düşeş attım, du, se, şeş. Bunlar artık Farsça'da mı, Kürtçe'de mi? Mesela orijinal Türkçe'de yok. İşte triplex. Mesela tri, İngilizce'de ben kendi yorumum, bilmiyorum yanlışsam, triplex. Bu da yabancı bir dilden girmiş. O yüzden bu da triplex deniliyor. Şimdi en üst kata çıktık. Bura holumuz. Bura merdiven kovası. O ışıklar yanında çok güzel olur. Triplex. Bir de yabancı kelimeler çok şey yapılıyor, çok hevesleniyor, çok böyle ilgi görüyor. Hadi yabancı da bildikleri bir şey yok. Bazen ben dolmuşa falan binince bir İngiliz biniyorken eskiden bir İngiliz bana adres soruyor. Ben söyleyince herkes, ben iki kelime biliyorum, hepsini üzetiyorum. Kabul görüyorum, böyle ilgi çekiyorum. Halbuki bir şey bildiğim de yok ama yani öyle bir şey var. Dördüncü odayı gösterdik. Bu banyoyu da gösterelim. Bu İngilizce biliyor. Bu çok iyi adam diye görüyorlar. Halbuki ben 5 kelime biliyorum. Çok bilsem ne olacak? Evet. Ama konuşuyorum, sohbet ediyorum. Bu da üçüncü banyomuz. Dolayısıyla insanlar önemli olan iyi olsun. Zaten oda oda diyoruz. İşte duplex, triplex. Adı villa olsa, adı triplex olsa, ne olursa olsun ev bu. İster çiftlik ev dersin, ister villa dersin, ister triplex, ister duplex, ister Almanya'da bu evler çok var dersin ama budur ev. Bu da beşinci oda arkadaşlar. Sevgili Roma'yla özetlemeye çalıştım. Ya bir su içseydim, ya ne gıcık oldu boğazım. Kusura bakmayın. Ve burası da terasımız. Terasımız. Terasta burası arkadaşlar. Terasımız da bu. Sevgili Ronay, geç koridordan daha iyi hakim olursun terasa. Tamam, teras da bu. Üstü kapatıla bilinir, güney cephelidir. Terasımız da bu. Ve Ronay, buradan aşağıdaki terası da bir göster. Ondan sonra iyi günler diyeceğiz herkese. Evet, havuzumuz orada. Güneş kırıcılar vardı altta. Bina yeni, sıfır iskanla alınmış. Ve burayı da size sunduk sevgili arkadaşlar. Güneş enerjisinin altyapısı var. TV ünitesinin merkez sistemi var. Bu evi alın, gelin bakın alın. Bu fiyatlara ev yok. Yani olsa daha iyi olurdu. Siz bu işi yaptığınızı düşünün. Nerede ucuz ev varsa onu de sayarsınız ki info alasınız. Dolayısıyla şu anda bu bölgede bundan uygun ev yok. Saygılarımda hoşça kalın, iyi günler.